Arkadaşlar inanılmaz Mission Impossible gibiyim. Böyle bir şey olamaz. Biz buradan evlenme dairesine gidiyoruz. Sen yaşlı mı seviyorsun? Yani yaşlı demeyeyim de olgun. O zaman aramızda bir şey olamaz. Çünkü ben daha çıtırım. Şu bacağı alır mısın? Polis bu arada bize yine ters ters bakıp geçti. Nerede? Yanımızdan. Personanın hakkını veriyoruz. Personanın hakkını veriyoruz. Şu an hep yani... Esra, kişisel problemlerimizi lütfen yansıtmayalım programımıza. Ciao Italia, ciao, ciao Roma, che bello. Görüyor musunuz? Che bello Roma. Ya, bu da özel pizzası. Böyle buralarda gezip kaybolmak istiyorum. Çok yakışıklı bir adam. Fotoğrafımı çekti biraz evvel. Kendisine hoşlandım. Buralarda böyle gezeceğim. Kaybolmak istiyorum. Kaybolmak istiyorum. Çünkü şöyle biraz oturayım çünkü biraz yoruldum. Şöyle. Bütün İtalyanlar bana bakıyor. Çok heyecanlıyım. Ciao. Buongiorno. Aa. Vedo sempre le serie turche. Bismillahirrahmanirrahim. Esra Dermancıoğlu. Kız Melik. Kız Melik. Melik Şahat'a buradaymış. Sen de mi pizza yiyip kaybolmak istiyorsun? Ay şahane. Nasıldı? Çok başarısız İtalyan hayranın girişimim. Bence inanılmazdı. Evet, Melikşah sen ne yapıyorsun? O zaman bu ne demek çocuklar? Melikşah'la kayboluyorum demek. Bu İtalya'da, bu Roma sokaklarında size öyle şeyler yaşatacağım ki aklını yitireceksiniz. Aman Allah'ım. Dev iddialar. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım. Hep Esra ile bir İtalya'yı gezmek istemiştim be. Bana düşen kent Roma oldu. Peki Roma'da sevgilinle mi olmak isterdin yoksa şu an benle olmaktan mutlu musun? İyi, doğru söyle. Seninle sevgili olduktan sonra buradaki turumuza devam etmek isterdim. Aa, bir şeyler doğuyor. Aa, bir şey doğuyor. Ha? İnşallah bu kılığıma rağmen yine de bir şeyler doğuyordur aramızda. Ya iki deli gibiyiz arkadaşlar, o kadar çok insan beni dönüp filele, beni filelerin içine hapset Melikşah. Fileler içine hapsedilemez bir nesne ama ya, aralarından kayıp gidiverirsin. Evet. Che bello Italia, bir şey söyleyeceğim. Bazen hiçbir şey yapmamak o kadar rahat bir şey ki, değil mi? Aynen. Burada oturup bütün gün pizza yiyeceksin. Ne diyorsun? İmkan var. Yani dünyanın başka bir yerinde, başka bir coğrafyasında alakası bir merdivene oturup buranın herhangi bir yerinden alınmış bir pizza dişleyerek sağa sola bakmak gibi bir alternatif de var daima hayatta, neyse ki. Bütün olumsuzluklara rağmen. Evet, bütün olumsuzluklara rağmen böyle bir anda var mesela. Yürüyorsunuz, birden yürürken bir merdivene oturuyorsunuz, elinize alıyorsunuz pizza. Yanınızda tatlı bir adamla, kadınla, nasıl isterseniz. Ha? Scusa. È bello pizza. Anche lì. Ok. Sì, sì, bene, sì, bene. 42 la prima. Va bene? Stand up, no possible sit. Loro ha, no? Non sit. Ah, why you didn't tell me? What's going on here? But people they're sitting. Ha, kaldırıyorlar mı? Okey. İnanılmaz bir şey oldu. Ne güzel tatlı tatlı pizzamızı yiyorduk. Fakat İtalya'da merdivenlere oturmak ve orada yemek yemek ya, şeymiş, yasakmış. Yasak. Herhalde İspanyol merdivenleri bilhassa burada evet. Problem oldu. Evet. Onun için biz de pizzamızı yürüyerek yiyelim. Yürüyerek yiyeceğiz. Aynen öyle. Arkadaşlar maşallah dediğimiz 3 gün bile yaşamıyor, 3 saniye bile yaşamıyor. Hemen geldi, kaldırıldık. Hemen İtalyan hükümetiyle başımız belaya girdik abi. Daha geldiğim an polis arkadaşlar, geldi. Bizim düşünün. İtalyan polisi bizim peşimizde şu anda, yakalanmamamız gerekiyor. O yüzden bilmiyorum yani, çok da ortalık bir yerdeyiz. Biraz şöyle gizli saklı bir yere götürebilir misin beni, daha az insanın olduğu? Götüreceğim dikkat seni. Dikkat çekmeyeceğimiz, şu tiplerimizle dikkat çekmeyeceğimiz bir yer bulabilir misin bana Roma'da? Ciao. Ciao. Dopo, dopo. Merhaba. Merhaba. Size video çekiyorum. Görüşürüz. Melikşah'cığım, gördüğün gibi İtalya benim evim gibi. Ya yani inanamadım, Can Yaman'landım ya ben burada İtalya'da duruyorum. Ben Can Yaman kadar olamam zaten, o kadar kasım da yok ama. Ama bak bak, Can Yaman'ın kası var ama bak. Şu bacağı alır mısın? Polis bu arada bize yine ters ters bakıp geçti. Nerede? Yanımızdan geçti.
Ya bizim polisle niye başımız dertte ya, anlamadım. Mesela benim seksi bulduğum şeylerden biri Fransızca konuşan insanlar ve Fransızca, yani Fransız aksanıyla İngilizce konuşan insanlar da dur, maalesef. Dur bir deneyeyim. Are you coming to drink something? Hayatımda daha seksi bir şeyim. Hayır, dedin ki Fransız aksanıyla İngilizce konuşmak. Evet, ben de diyorum ki... Şunu çöp bidonuna atacağım. At, ben de atacağım. Hayır, bunu Fransız aksanıyla İngilizce söylendi. İtalyan çöpü bu da, gördünüz mü? Şimdi mesela tonight are you coming with me to eat a pizza, spaghetti, drink? Drink? Sen V'lere hı demek dışında pek bir şey yapmıyor gibisin. Drink a martini. Ya drink a martini. Çok rahatsız edici. Yok arkadaşlar, beni pek çekmiyormuş, şimdi onu fark ettim. Personanın hakkını veriyorsun. Personamın hakkını veriyorum. Şu an hep şeyi merak etmişimdir. Böyle bir anda sokakta bağıran tipler bilmem ne, böyle çeşitli mekanların delileri ne hissediyor onlara insanlar tuhaf tuhaf bakarken. Şu an onu yaşıyorum ben aşağı yukarı. Öyle mi? Yer bakıyorlar bize. Ne yapıyor bu iki tip diye. Ay. Bize demiyor. Ay, bana ıslık çalıyorlar zannettim. O da bize gülümsüyor. Ya ben bu 60 ve 70 plus kadınlara gönlümü kaptırmaktan artık yıldım ya. Böyle bir şey. Sen yaşlı mı seviyorsun? Yani yaşlı demeyeyim de olgun. O zaman aramızda bir şey olamaz. Evet, tabii ki. Çünkü sen, ben daha çıtırım. Senin gibi çikler çok ilgimi çekmiyor be. Ay çok güzel Melikşah. Hava güzel. Evet, güzel. Böyle buralarda kayboluyoruz. Bir yere çıkacak büyük bir ihtimal bu yol. Ama nereye çıkacak hiçbir fikrim yok. Şu an biz Pera'dan tünele doğru geldik. Karaköy tünele doğru. Yani evet, öyle bir şey. Bende benzetme hastalığı vardır bu arada. Rahatsız tamam, olduğunda durdurabilirsin. Ama evet, bence yapma. Çünkü o zaman hep başka bir yerde oluyorsun. Şu an Roma'dayız ve buradayız. Aynen, doğru. Yani buranın bu pizza kokusunu al. Ondan sonra... Bir yerde de böyle bir oturup bir kahve içseydik keşke. Evet. Şu sağdan geçen beyefendi kim? Ay, raybeciklere bak. Önüne dokmuşsun biraz. Ay, üstüm şey oldu. Nazar. Ciao. Ciao, İtalyanlara bak ya. No, I gave you this present. I know you don't care. No. Put your hand. You see? Same and this. But this is present. Yeah, no, this is present. No, if you want to give me present. We don't have money. Tell your people diyor. İnsanlarım, valla we don't have. Eyvah, sıçtım. Ulan bir şey yapsanıza. Yes, it's beautiful but I really don't have anything. Check, al şunu. No, al şunu. €10. No. €10 mu? €10 diyor. Sen o 10 euro'nun ne olduğunu biliyor musun Türkiye'de? €10. Yok ya. Adam Esra'nın koluna bilekliği takmış. Önce hediye diyor, sonra bizden tam 300 TL istiyor. Gerçekten. Hiç bilmiyor ki Türkiye'de 1 euro ne kadar. Gerçi bu video yayınlandığında kim bilir ne kadardı. Ben aynı bir çocuk gibi dondurma yiyorum. Başımı kaldıramadım şu dondurmadan. Biraz fazla büyük değil mi? Hı-hı. Bir de yaladıkça uzuyor. Pardon. Yani... Esra, kişisel problemlerimizi lütfen yansıtmayalım programımıza. Ablacığım, ne yapıyorsun sen ya? Abla Esra'yı çekeceğim diye yemeğe tepe taklak iniyordu yere. Here, we can't cut. Right? Cut. Ay, ayaklarım çok ağrıdı bak. Ayaklarım... Nereye gidiyoruz? Sırtımı alayım mı sana? Alabilir misin beni? Tabii. Alamazsın, çok ağrım. Yapma! Alamam. Alamazsın. Resmi bile güzeldi be. Sen ağır olduğun için değil, ben güçsüz olduğum için alamadım. Allah'ım!
günahım, neydi günahım? Nereye gidiyoruz Esra? Campo dei Fiori'ye gidiyoruz. Yani ne? Campo dei Fiori burası Roma'mızın güzel bir beldesi. Ondan sonra... Geç amcacığım. Güzel bir beldesi. Evet, Campo dei Fiori. Orada böyle pazarlar kuruyorlar falan filan. Come cosa c'è in Campo dei Fiori? Una cosa dei Fiori? Una piazza? Una piazza del mercato. Pazarlar var orada. O pazarlardan işte kuruluyor. Ma è finito, chiuso. Saat 2'de kapanıyormuş Campo Fiori'nin mercatoları. Haberiniz olsun. İnanılmaz değil mi? Bakın. Ay ne güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir otursak mı? Sen bir sor. Oh. Evet, aç mısın? Aslında akşam yemeğe gideceğiz. Avete vino rosso? Ma voglio un po' dolce. Un vino rosso dolce. Grazie. Şimdi şarapımızı kadın bütün elbisemi mahvetti. Güzel benim de şeyim suladı. Şimdi... Che buona! E con... boş ver abla, tamam. Grazie. Boş ver abla. Grazie. Ne döktünüz be hanım? Tamam. Böyle biraz böyle gazoz gibi aslında. Yani böyle kırmızı şarap, gazoz, tatlı, enteresan bir Allah şeymiş. Allah Allah, Prosecco gibi mi? Prosecco evet, gibi de işte değil. Bubbling ama kırmızı şarap da böyle bir tuhaf. Hadi bakalım o zaman Melikşah. Evet, ne geldim. Güzel oldu. İnanılmaz bir gezi. Şahane bir, hep küçük ama zevkli değil mi? Hayatlarımıza. Zevkli küçük hayatlarımıza. Yani o kadar da küçük değil gibi olan ama içimiz, evet, kalbimiz büyük. Kalbimiz büyük be. Ay çok güzel. Ay çok hoşuma gitti. Bu ne? Böyle. Kız bana bak, çok hoşuma gitti. Çok güzel. Hayda, buna ne kattınız ya böyle? Bu ne bey? Melikşah Altuntaş bir yere kadar. Sonuçta kendime şahane bir İtalyan buldum. Bello, bello ragazzo. İnanılmaz bir İtalyan buldum. Melikşah'la yedik, içtik ama artık... Guardo, guardo che bello mio ragazzo. Guardo. Sizi seviyorum, çok mutluyum. Ulan go, go, go. Say ciao. Merhaba de, merhaba. 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 We have to go there. Tell them that we have to go there. Bu arabanın içinde yaşayabilirim. O kadar güzel ki delireceğim. Delireceğim. Allah'ım böyle bir sevgilim olsun, küçücük arabam olsun. Başka ne isterim bu dünyada be? Ne isterim? Böyle sarı bir arabacık, sarı bir ev. Böyle tatlı bir İtalyan. Adam korkudan perişan. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Sei contento? It's so funny. Biz buradan evlenme dairesine gidiyoruz. İtalya inanılmaz. Roma çok güzel. Fakat... Ciao. Come stai? Araba durdu, çok eski. Allah'tan adam eski değil. We burned it. Araba yandı diyor. Ha, kokuyor. Yeah, because it's not moving. Yanacağız. Annesiyle tanıştıracakmış beni. Giacomo. İnanılmaz. Aşkı buldum.
Toskana'daki krevini bana yapacakmış, üstüme yapacakmış. Öyle dedi. Arabada büyük şeyler dönüyor. Haberiniz olsun. Tapuyu imzalatıyorum değil mi Çakamo? Değil mi? Değil mi? Que bello, que amar. Tiamo Ezra diyor bana. Allah! Arabayı kes. Evet, programım ikinci gününe başlıyoruz. Olevano Romano'dayız. İnanılmaz bir yer, inanılmaz bir köy. Burası medieval, yani orta çağ köyü. Baksanıza şuraya. Şuraya bakın. Şu evlere bakın. Guarda le case. Guarda. Ne kadar güzel. Evet, burada niye buradayız? Çünkü orta çağ köyünde ben size farfalle alla pomodoro yapacağım. Yani domatesli farfalle yapacağım. Evet. Burada Castello del Barone. Bir baron yaşıyormuş burada bu Castello'da. İnşallah baron yakışıklıydı. Ay inşallah. Ben düşünsene mesela tadını bir baron. Tadını çıkarmıştır inşallah evet, şu castle. Evet mesela bu castle'dayım ben baron yanında ben. Aa, ha? Olurmuş. Barona farfalle yapıyorum. Olurmuş biliyor musun? Tam bir baron eşisin. Ay tam bir su baron. Su saçınla, başınla, kafana koyduğun şeyle olsun. Tam bir baron eşiyim. Çok heyecanlıyım. Domatesli ay, farfalle çok yapacağız. Çok heyecanlıyım ve açım. Evet açız. Ve çok güzel görünüyor her şey. Şuradan fesleğen mi o? Kokusu geldi rüzgardan. Fesleğen var. Böyle mi geçeyim? Evet. Ay çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Aman aman. Ah çok sağ olun. Evet. Bu da Olevo Romano'da yapılıyor bu şarap. Buranın lokal şarabı. Buranın lokal şarabı. Evet, ay, çok, buranın çok lokal hoş. Şarabını içeceğiz. Ya tabaklarımız bile ne kadar güzel. Bu ne böyle lagarde evet, şans mı? Evet, tabaklarımız. Tabaklarımıza bakar mısınız? Bu ne ya arkadaşlar? Evet. Bu galiba bizim yürütücü yapımcımızın çeyizindenmiş diye duydum. Doğru mu? Evet, doğru. Güzel. Yine buranın zeytinyağı. Burada sosumu yapacağım. Olevano Romano domatesleri. Ellerimle kopardım. Şimdi ben şarabı sana birazcık şöyle ay, çok merak ediyorum koymak ama. İstiyorum. Çok evet. Teşekkürler. Şu güzelliğe bakın. Alın evet, bakalım size alın minimal bakalım yemek. Alın bakalım size Michelin. Ay muhteşem bir şey. Çok güzel. Şimdi makarnamın suyunu koyacağım. Doğal ve... köy sineği bile uçmuş. Şarabıma ya böyle ay, bir şey olmaz. Ay biz proteindir ye hiç, aynen hiç sorun etmem. Bir şey olmaz. Aynen. Sana bir şey soracağım. Şeyi merak ediyorum. Mesela hayatın içinden diyelim bir duyguyu çıkaracağız. Mesela ne bileyim mutluluk duygusunu. Ha. Acı duygusunu. Evet. Ya da ne bileyim mesela libido, cinsellik duygusunu. Bunları diyelim hangisi hayatından çıksa senin için... Ha. Çünkü bildiğin duygular, bildiğin bu duygular evet, evet, bir gün çıkacak onsuz hayatında. Onsuz yaşayacağım onsuz yani. Onsuz yaşayacaksın. Ben dedim bir duyguyu çıkaracaksam eğer çaresizliği falan çıkarırdım. Yoksunluğu, çaresizliği falan. Öyle mi? Galiba onu çıkarırdım. Ama ben çıkarsa bayılacak gibi olacağım bir duygu bulacağım galiba değil mi? Çıkarsa olmayacak. Hop. Çaresizlik kötü bir duygu. Çaresizlik çok kötü bir duygu evet. Ya. Beni paramparça ediyor yani şimdi mesela anlatıyoruz ya güzel güzel geldik buraya keyfimiz yerinde bilmem ne. Ve dünyanın başka yerlerinde başka şeylerle ilgili bazı bilgiler var elimizde ve bununla ilgili yaşadığımız çaresizlik var. O beni kudurtuyor ve delirecek gibi oluyorum. Sadece elimden hiçbir şey gerçekten gelmeyen ya da elimden geleni yaptığım konularda çaresizlik hissiyle baş edebiliyorum. Çünkü artık yani tek başıma yapabileceğim ya da kitlelerle hareket ederek yapabileceğim şeylerin sınırı var. Evet. O yüzden galiba çaresizliği kafadan atardım. Ama... Çünkü çaresizlik acıyı da getiriyor. Evet. Yani çaresizlik dışında başka ne acılar var? Ölüm acısı var. Vallahi acıları değil de daha... Ama ölüm de konuşmayalım gerçekten. Evet. Ne yaptık biz ölüm ya şu konu. An? Şu güzel ortamda. Şu güzel ortamda evet hemen geri dönüyorum. Aşk ve seksten konuşabiliriz aa, bence. Çok severim. Yani aşkı mı kaldırmak istersin cinselliği mi? İkisinden aa. Birini kaldıracaksın mesela. Hayda. Vallahi ikisini de kaldırmam ya niye kaldırayım? Kaldıracaksın canım böyle bir kural var. Aşk ya da seksten vazgeçeceğim. Evet ya aşktan ya hayatında yani genel anlamda dünyada da aşk kalkacak bir tek cinsellik olacak ya da of, cinsellik olmayacak. Zor, yani zor. Bir tek aşık olup ama hiçbir şey yapmayacağız. Ama şimdi cinselliği kaldırdım diyelim aşktan kuduracağız öyle kalacak mıyız olduğumuz yerde? Yani kudururuz gerçekten evet ya. Ya. Yani tamam hani bir sevdim iki sevdim. Seksi kaldıramam açıkçası. Aşkı kaldırdım gitti. Yani ne yapalım? Bir, en azından dünyanın sonu falan gelir bir yanıyla.
Evet, şimdi bu şey aygazlar çok şeker. Bakın üstünde camping gaz. Tatlı değil mi? Renkleri falan. Ocağımız çok sıcak. Ocağımız evet. Yine ocak. Evet, şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bana bak, sakın ben Romano köyünü yakmayayım. Oysa adam bir yerler tutuyor bu arada. Tarak var mıydı yanında bu durumda için? Yanıyor mu? Ay, görüyor musun? Şey, yanıyor mu? Hayır, yanmıyor. Sadece gaz görüyorum. Durun. Yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Yanıyor değil mi? Yanıyor herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Ha, evet, yanıyor. Okey. Kamera ekibimiz yandığını iddia ediyor. Yandığını iddia ediyor. Evet. Katatasra. Şimdi birazcık zeytinyağımızı tıttıralım. Aa, sarımsak nerede? Alio. Posavere alio. Bizim prodüksiyon ekibimiz özür dileyerek İtalyan. Onun için İtalyanca konuşuyoruz. Çok da yakışıklılar bu arada. İtalyanca konuşuyorsun bu arada. Ben de şaşkınlıkla takip ediyorum olup bitenleri. Vieni, vieni, no vieni. Guarda, mio amore. Guarda. Cekamamıza bakın çabuk. El mio fidanzato. Nişanlım benim. Fidanzato dediğin yapımcı mı? Yani nişanlım ve yapımcı aynı anda. Biz ne diyorduk? Acı diyorduk biraz evvel. Acı hayat. Diyorduk. Diyordun ki hayattan çıksa mahvolacağın duygu. Evet. Vicdan. Vicdan çıksa evet. Rahat mı edersin? Hayır, mahvolurum. Yani bir vicdan duygusu kaldı zaten dünyanın yere batmaması için. Evet. Vicdan da giderse mahvoluruz diye düşünüyorum. Birazcık vicdan kaldı zaten. Çok çok az bir vicdanla idare ediyoruz dünya olarak. Evet. O yüzden sanırım mutluluğu da, huzuru da, bütün pozitif şeyleri ayakta tutan duygu vicdan yani. Ben hem kendi vicdanımdan hem de toplum vicdanından kurtulmak istemem. Bu fesleğeni... Güzel kokuyor. Ne böyle arkadaş? Reyhan mı? Fesleğen mi? Çok güzel kokuyor. Evet. Giacomo. Vieni amore. Voglio chiederti qualcosa. Bir şey soracağım dedim nişanlıma. Adesso questo c'è il fiamme? Sì. Tutto va bene? Sì, aggiungiamo un po' di pomodoro. Biraz daha domates koyalım dedi. Allora facciamo un po' questo. Un po' di pomodoro, sì. Burada hemen baktım ama nişanlının elinde evlilik yüzüğü var. Boş ver. Nedir? Onu boş ver. No, önemli değil o. Onu görmemiş olalım. Va bene così. Va bene, metti anche un altro po'. Hayatım, İtalyanlar evlilik yüzü şey şıklık olsun diye evet, takıyorlar. Aynen. Bu arada burada fashion. Allora. Allora. Facciamo così e un po' di sale. Un po' di sale lo prendiamo subito. Dov'è il sale? Lo porto subito. Grazie, amore. Ne konuştunuz? Ay diyorum ki işte birazcık tuz getirir misin dedim. Hmm. Tabii ki hemen getiriyorum dedi o güler yüzüyle. Bir tanem dedi, onu anladım. Bir tanem dedi değil mi? Aşk yuvam gibi bir aşk şey söyledi. Aşk yuvam dedi, onları evet. Onları anlıyorum arada. Evimin direği dedi. Onu ben evim direği olmayayım da tabii. Grazie amore. Ay tuz döküşümden de etkilendi. İnanılacak gibi değil. Grazie Giacomo. Bak ya. Aa, ses tonu falan. Giacomo da. Giacomo. Arka bölüm. Giacomo. Ay Giacomo baronum olsa. Bana bak. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Belki de bir sonrakine baronum sen. Bir dahaki, bir sonrakine belki sen de birini bulursun. Giacomo, sen, ben, o, kimse. Aa, dördümüz burada. Aa, ha, yarım ekmek sucuk yemeyelim mi be? Yani bakarız tabii ki. Makarna bir yere kadar. Şu İtalya'da amore, foglio che guarda. Bakın, biraz sosu göstermek istedim. Şu sostan koydum, mutti. Ondan sonra of 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 of. Şöyle. Bu birazcık böyle şey olsun, biz şaraplarımızı içelim. Böyle çok büyük paralar kazanma hırsı diye de bir şey var ya. Hani illaki en büyüğünü yiyelim. İlk aklına gelen bu olması illaki çok en buruk. İllaki en büyük yani hep büyük olsun istiyoruz. Yani benim öyle çok bir merakım yok açıkçası. Evet. Bak mesela şeyin bile, sebzenin bile en küçüğü en sempatik. Eline en uygunu bu ama senin. Elime en uygunu bu gerçekten.
Hey Allah. Neyse, biz baronun evinde, onun şeyini hissediyorum ben, böyle bir tuhaf bir ruhu geziniyor. Bir yerlere burada gidince böyle şey oluyorsun değil mi? O onun hissini mesela ben Berlin'e kesin gittiğimde var, onu hissettim. Burada da. Senden önce yaşamış birilerinin duygusunu mu? Aha. Burada ne hissediyorsun mesela? Ya burada bir kere öncelikle yani buranın manzarası, ortamı ve bir kalede olmamız falan hissi tabii ki beni hemen şeye götürüyor. Böyle bir orta çağ dönemine ve burada böyle kabarık elbiseler, etekler, nedense şey hayal ediyorum. Saç, baş, kostüm, hemen aklım böyle bir kostüm geliyor değil mi? Haline gidiyor aynen. Yani böyle fırtınalı bir muhteşem bir yüzyıl geliyor değil mi? Şurada böyle rüzgarlar eserse bir kadın yürüyor böyle ama, kabarık saçıyla. Evet ama production'larda da böyle her şey böyle çok parlak duruyor ya. Hı hı. Aslında öyle değil ya. Burası büyük bir ihtimal belki de çamaşır kuruttukları bir bölge böyle gayet. Evet belki de böyle evet, balı şeylerle böyle gezmiyorlar. Hiç burada böyle olmaz. Kadınlar belki bayağı hani doğru, çamaşır aynen yıkıyor. Ama biz öbür türlüsünüz hayal öyle etmek hayal hoşumuza gidiyor. Burada mesela aynen baron bir kadını sıkıştırmış öpüyor. Ama kadının rızası var. Var tabii evet, sıkıştırmış aynen, derken kötü anlamda demedim canım. Bana bakın baron ya böyle rıza kontrolörü. Baron böyle gel lan buraya diyor. Ay baron yani bilemedim şimdi baron olduğu için. Sağ sol belli olmaz güç sahiplerinin ya bu dünyada. Öyle bir şey değil mi? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? O dönemde burada olmayı şey açısından isterdim. Teknoloji yok, doğru tabii düzgün bir şey ilerlememiş. Her şeyi el yordamıyla yapıyorlar. Yani el verdiğince artık ne olursa. Evet. Evde el başta oturuyorlar. Yani şey olayı hoşuma gidiyor. Yani teknolojinin biraz patlamayız değil mi mesela bu arada? Ellerinde baron maron muhabbeti yaparak. Amore, voglio ti chiederti qualcosa, vieni. Questo un po' forte? Un po' sì, però va bene perché me va non bene vuole tanto. No, çok iyi şey yapmıyor, kaynamıyor diyor. Onun için biraz açtım, harlasın dedim ateş. Aggiungerei un po' di sugo ancora. Sugo, sì, va bene. Poco poco, per renderlo un po' più sostanzioso. Grazie. Va bene. E un po' di olio? No, olio già c'è. Già c'è. Çok lezzetli olacak. Arkadaşlar inanılmaz Mission Impossible gibiyim. Böyle bir şey olamaz. Olacak bu da. Fesleğen de atalım biraz. Güzel kokuyor. Yatırıyorum. Yat aşağı. Makarnamız oldu ha. Makarnamız oldu. Şimdi şöyle açıyorum. Allah. Şöyle. No 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 no. Hayda. Şimdi inceliği varmış be kardeşim. Hemen ay baronun şeyine düştü makarna. Baronun şeyine, kalesinin yerine düştü. Baron. Benim öğrenci evi alışkanlıklarına bakın. Hemen koşa koşa tabağımı getirdim makarna tenceresine. Ay. Yum. Şimdi gel. Adesso. Che buono. Ay çok güzel Esra. Şimdi. Ben şöyle yani oturmak istedim. Ha, böyleli. Evet. Ya tabii ki her işin ters olduğu gibi burada ters. Benim her işimin ters olduğu gibi. Çok tatlı. Ay çok evet güzel. Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı evet, ne alaka? Az pişmiş. Mükemmel. Mükemmel. Yani bazen durup bir tek makarna yersin arkadaş hayatta. O kadar. Başka da bir şey makarnanın yapmazsın. Makarnanın mutlulukla bir ilgisi var ha. Makarnanın da sen var. Sen deli misin? Ama deli misin? Çok teşekkür ederim Esra bu güzel ziyafet için. En nihayetinde bir bankın üstünde makarnadır olay ya. Vallahi öyle. Ne olacak başka? Aynen öyle. Giacomo. Tu sei meravigliosa. Ne yani? Sen harika bir insansın dedim. Öyle.
gerçekten. Bak arkada inekler. Arkada inekler mi ölüyor? İnekler mi ölüyor? Ben Melikşah'ı buradan uğurlayacağım. Bu güzel İtalyan beldemizden. Olevano Romano'dan. Yedirdiniz, içirdiniz. Allah razı olsun. Çok mutluyum. Evet. Yanına çok geleceğim. Gel aşkım. Evet. Çok mutlu oldum geldiğin için. Çok öyle. Teşekkür ederim. Kalktın İstanbullardan buralara geldik beraber. Çok mutluyum. Senin gibi bir Allah'ın manyağı olduğu için bu dünya üzerinde amin. İnanılmaz mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Öpüşelim. Biraz hep beraber sessizce biraz oturup buranın müziğini dinleyelim. Bir sesini dinleyelim. Sonra başka sürprizlerim olabilir size.